Vildan Hanım merhabalar. Merhaba. Kampımıza nereden katılıyorsunuz? İzmir'den katılıyorum. Kampımızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kamp müthiş geçti. Onu söylemek istiyorum. Bir de bir hipnoz seansımız vardı. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten tam bir şifa mucizesi yaşadık. Yani orada yüzlerce kişi vardı. Ben de tabii onların içindeydim. Yani seans bittiğinde kendimden hariç ortamın enerjisinden ağlamaya başladım ben. Yani o kadar çok... Biz sizi hep ki... gülerken alıştık. Ağladınız mı gerçekten? İnanın ilk kez, kaç gündür beraberiz, ilk kez bir duygusallığa girdim, ağladım. Çünkü müthiş bir enerji akışı vardı. Orada Halil Ata Bıçakçı'nın gerçekten büyüklüğünü bir kez daha gördüm. Yaptığı o kadar yararlı şeyler yapıyordu ki, o kadar güzel şeyler yapıyordu ki onu kanlı ve canlı hissettim orada. O seansın içinde ben de vardım ve orada ağlayan sesleri duydum. İmdat isteyenleri duydum. Gerçekten fiil olarak ağlıyordu insanlar. Kadınlar çok ağlıyorlardı. Orada ben bir anda çıktım o seans durumundan. Çünkü o ağlama sesleri beni çıkardı. Onların gözyaşlarını duyuyordum. Ağladıkları kulaklarımda çınlıyordu. Ve seans sonrası hoca sahnedeyken hocaya şöyle demek geldi şimdi biliyor musunuz? Ben hayatımda sizin kadar büyük bir şey görmedim. Ben hayatımda sizin kadar yararlı bir insan görmedim diyesim geldi. Oradaki yüzlerce insana yaptığı o şifa çalışması, onların yüreklerine dokunması, onların yaralarını sarması o kadar güzeldi ki, o kadar olağanüstü bir durumdu ki. Yani o ortam anlatılmaz, gerçekten yaşanır. Bir o ortama girmek lazım ve onun neden bu kadar etkili olduğunu da düşündüm. Birçok meditasyon yapan insanlar vardır. Hipnoz yapan insanlar vardır. Neden bu kadar etkili olduğunu dedim. Bu ses neden bu kadar etkili bir insanı dedim. Çünkü o seste inanç vardı. Sevgi vardı. Yürek vardı. Güzellik vardı. Öyle nüfuz ediyordu ki bize. Her bir sesi aslında bizi hipnoza sokan hocanın yüreğiydi. Onun ses tonuydu. Onun güzelliği yansıyordu. Onun bizi o durumlardan, insanları o negatiflikten çıkarma çabası var ya, o etkiledi bizi. O bizi büyüledi. Ve uyandığımda, kendi rüyamdan da uyandığımı gördüm. Arkadaşlara da baktım şöyle hani, oradaki topluluğa, oradaki insanlara baktım. Bu nasıl bir güzelliktir dedim. Bu nasıl yararlı olmaktır ya insanlara? Bu ne kadar büyük bir faydadır dedim. Ve giderek bu insanın büyüdüğünü de gördüm. Çünkü çok büyük bir kalabalık vardı. Bir 200 kişi vardı orada ya. Ve o 200 kişinin içinde ben de vardım. Bu ve seans bittikten sonra herkes onu alkışladı. Tabii ben hala o şoktan çıkamamıştım. Ve onun yerinde bu nasıl büyük bir yaratıcılıktır? Yani herkesin nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Şu an çok yoğun. Orada da o yoğunluğu girdim biliyor musunuz? Herkesin yüreğinin çığlıklarını duyuyordu. Herkesin elini tutuyordu. Herkesin gözlerinin yaşını siliyordu. Ve kahramanları sadece tarih yazmaz. Sadece filmlerde de bulunmaz kahramanlar. Eğer bir insanın gözyaşını silebiliyorsan, bir insanın yüreğine dokunabiliyorsan, bir insana omuz olabiliyorsan, onu karanlıklarından çekip alıp ona ışık olabiliyorsan sen bir kahramansındır. Ve ben ona, bize kart dağıttığınızda şöyle bir kartta şey yazıyor. İsminizi yazın ve o sizin için ne anlam, Halil Ata Bıçakçı sizin için ne anlam ifade ediyor dediğinizde ben oraya onun için ışıkların efendisi diye yazdım. Sağ olsun, var olsun. Önce kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum. Sonra da bu kadar insan için çok teşekkür etmek istiyorum. Yani şöyle diyebilir miyiz? Yüreği kocaman dev adam. Kocaman dev adam. Bu işte bu kadar başarılı olmasının sebebi de onun yüreğidir. Onun insanlara olan sevgisidir. Zaten bütün mesele sevgi sorunu değil midir? Bizim bütün sorunların sebebi sevgidir. Ve biz bu sorunumuzu ondan karşılıyoruz. Ve o kadar içtenlikle yapıyor ki işini, o kadar samimiyetle yapıyor ki sanki onu 40 yıldır tanıyoruz. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Mucizeler yaşadım ben. Mucizenin ta kendisidir Halil Ata Bıçakçı bence. Ben hep şöyle diyorum Ata hocamdan için, isminin harfleri olduğu için. Aşkı taşıyan adam.
Ata. İsmi zaten ata. Ata ne demek? Ata demek kurtarıcı demek. Ata demek kahraman demek. Ata demek ölümsüzlüğün ta kendisi demek. Bildan Hanım çok teşekkür ederiz. Duygularınızı çok güzel ifade ettiniz bize. Çok sağ olun. Ben size çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Zehra Hanım, kampımıza nereden katılıyorsunuz? Alanya'dan katılıyorum. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Merhaba. Merhaba. Kamptan önceki düşüncelerinizi daha öncesinde almıştık. Kamptan sonra neler düşünüyorsunuz? Şu anda çok farklı mutluluk yaşıyorum. Şöyle söyleyeyim, düşüncelerim bile ne yaşadığımı bilmiyorum. Çok mutluyum. O kadar mutluyum ki yani yeni bir Zehra ile tanıştım. O içimdeki küçücük Zehra'nın elinden tuttum, yanımda oturuyor. Hani bunu nasıl anlatılır? Kelimeler kifayetsiz kalır dedikleri yerdeyiz şu anda. Çok mutluyum. Onu bir yerde bırakmışım 10 sene önce. Şimdi 10 sene sonraya döndük. Aldım, elinden tuttum, yanımda oturuyor. Onu büyüteceğim. Besleyeceğim. Neye gereği, neye ihtiyacı varsa onları vereceğim. Yeni bir ben, yeni bir Zehra yaptım şu anda. Çok mutluyum. Yani burada şunu diyebilir miyiz? At hocam hep diyordu ya, kamptan önceki sizle kamptan sonraki siz çok farklı olacak. Bunda hemfikir miyiz şu an? Şu anda kesinlikle diyorum yani. Kesinlikle hemfikiriz. İyi ki geldim diyorsunuz o zaman. Yani iyi ki geldim. Gelmeyenlere de tavsiye ediyorum. İyi ki geldim, gelsinler. Çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.